Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 19 Nisan çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak. ikinci altılı birazcık basit gibi geldi. Alternatif bankolarımız çok olacak orada. Tabii ki rakip önereceğim safkanlar var. İkinci altılı da yani pek para verecek gibi görünmüyor. Tabii ki yanılabilir sevgili dostlar. Ee, bakalım herkese bol şanslar diliyorum. Ama birinci altılı kaynımız paraya açık. Bunda da atlamadan dile getirelim. Evet yorumlara geçmeden önce videomun altında beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdi. Handikap 15 4 vekora Arapların 2000 metre sentelik kuma çıkacaklar. 12 nolu safkanımız yer alıyor. 3 ile 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman burada ben e, Doğan'ın ateşiyle başlayacağım. Yaptığı Bursa pistinden de tanıdığımız İstanbul aynı şekilde son yaptığı uzun mesafede şartlı dörtte güzel bir üçüncülük elde etti Halis Karataş eşliğinde. Şimdi Mertcan Çelik Lezartesi start alacak son koşusunu Mertcan'la bir dördüncülük elde etti Bursa'da. Ee, Kabakum'da yine sentediye çıkacak olan 3 nolu safkanımız. Benim ilk tercihim ikinci altın 4 nolu Dilanur diyeceğim. Ali Yıldız eşliğinde. Altınoğlu Melde Kız bu sapkanın çok çok dikkat diyeceğim üstüne basarak önereceğim. Ali kaçmaz da nolu Pamucak yaptığı son koşusunu gerçekten çok başarılı sergiledi. Akın Sözen eşliğinde koşuyu da güzel bir neticeyle taşlandırdı. Kazanarak formda gireceği bir koşuya son iki koşusu gerçekten çok muntazamdı sevgili, sevgili dostlar. Melde kıza geçildi ama Pamucak'la Akın Sözen'le bir ikinciliği sahip olan bir safkanımız. 7 nolu Pamucak'ta mutlaka değerlendireceğiz. 1 nolu Cihan'ın Gülü Cemal Paso'yla ve de 10 nolu Delay'la diyeceğim. Erhan Akdoğu eşliğinde 3, 4, 6, 7, 1 ve 10 benim bu geç sıralamam. Evet ikinci koşumuza geçelim. Satış 2 ee, bir koşu. 4 ve Kore İngilizlerin 1200 metre sentetik kuma çıkıyor. 11 sapkınımız yer alacak. Birinci 5'lik ayınımız da burada başlayacak. Evet yarışa döndüğümüz zaman e, büyük ihtimalle e, Maggie Hawk liderlik alacaktır tercihli. 8 kulvar 10 dolu alkılıç olsun. Yani sürprize açık gördüğüm bir koşu sevgili dostlar. Ben burada e, bir ne olur Raul'la başlayacağım. O da Gökhan Kocakaya eşliğinde piste çıkacak. Grubun çok kaliteli bir safkanı. Yani koşuda o da önlerde gitmeye seven. Tabii ki Mega Half gibi ayağına seri değil ama ben Gökhan'la büyük ihtimalle son verecek kadar 3. 4. de yatacaktır. 154 günlük bir arası var. E, o da yaptı son şartlı 5'te. Bir de Vector, Kayıbi, e, Semir Boy gibi iyi safkanlarla mücadele etti. E, o koştan bir dördüncük çıkardı. Ben Gökhan Kocakay'la e, bu ara ona iyi gelecektir. Dişlik yarışı yapabilir. İlk tercihim bir Raul. ikinci atım iki nolu Dark Lord. O da Görkem Özçelik eşliğinde. Dokuz nolu safkan Uğur Babam. Dört nolu Kim Oft. E, okuyamıyorum sevgili o kusura bakmayın. çizikle. Dört nolu safkanın beş günlük aradan sonra piste dönecek. Mutlaka değerlendiririm. Ayağına seri bir safkan. Etkili koşacaktır. Ve de yeni yolu Megi Hawk diyeceğim. Eğer liderliği alırsa bakmayın. Dokuzunculuklar hanesinde yazılı son koşusu yedincilikte. Eğer çıkıp liderliği alırsa grubu uyutursa mesafe kısa. Bir çırpıda bitirebilir. Sürprizle devam edebiliriz. Dikkat diyeceğim. 1-2-9-4-7 benim sıralamam bu şekilde ikinci koşuda. Evet, üçüncü koşumuz şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler, 2000 metre sentetik kum. altı sapkanımız yer alıyor. 7 plase ve 1. 3'lü gayrımız da burada startı verilecek. Evet, koşuya baktığımız zaman yani bu grupta 5 ile 6 nolu sapkanlar ilk defa bu grupta start alacak. Öteki sapkanlar zaten bir iki sefer beraber start aldılar. Yani koşuya döndüğümüz zaman yani burada koşunun yükünü büyük ihtimalle Ayan kurşunla start alacak olan 4 nolu sapkanımız Forza Ring alabilir. Çünkü yaptığı son kosun 2100'e çok başarılı bir koşu sergiledi. Anadolu Fatih'inde geçti. E, hatta 8-9 boyda fark atmıştı. Yine ben ayan Kurşun eşliğinde piste çıkacak olan 4'te 1 yaptılar son koşunu kazandı. 4 nolu safkanımızdan etkili bir koşu gelecektir. 1, 5 ve 2 nolu safkanımıza çok çok dikkat diyeceğim. Yani karışık bir koşu bizleri bekliyor. 4 1, 5 ve 2 benim bu koştaki sıralamam. 7'li birazı için 4 ile 1'i ben tercih yapacağım. Bu iki safkanla geçmeye çalışacağım 7 plaseyi. Evet geçelim 4. koşumuza. altılı kaynımızın 2. 6'lı kaynımızın ilk ayağı. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik kuma çıkacak. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuda bir tempo olacak gibi görünüyor. Onlar da ee, Narcina, Erhan bir kulvar çekmiş. 50 kiloyla start alıyor. Çıkıp liderle alabilir. 7 nolu sapkınımız tercihli 9 kulvar çekmiş. Yani ikisi e, yarış süratlendirecek. Bunlara Anadolu sevdası da Halis da katılabilir sevgili dostlar. Yani burada tempolu geçecek bir koşu bizleri bekliyor. E, ben burada e, 8 nolu ile başlayacağım. Erhan la, sürpriz bir isim. Çok çok dikkat diyeceğim. Sonra bir nolu Anadolu Sevdası, iki nolu Adigem son yaptığı koşunu Ayan Kurşun'la kazandı. İstanbul Selçuklu'nda ilk defa çıktı. İstanbul Selçuklu Ankara'da yarış hayatına başlamıştı. Aradan sonra bir koşu gördü. Onu da Ayan Kurşun eşliğinde kazanmasını bilmişti. Narcine'ye de geçme başarısı göstermişti. O koşun Narcine 8 nolu saf bir üçüncülük elde etti. Ben... Adigem ile mutlaka değerlendirecek. Büyük ihtimal yarın sürdürek Fori Çıkmaya çıkma hak ediyor gibi görünüyor. 5 nolu Savkın Görkem Özçelik'te o da son koşusunu İstanbul'da 1400'ü kazanarak formda geliyor. Ve de 3 nolu Çakal'ın kızı diyeceğiz bu koşta. Evet sıralamam 8 başta olmak üzere 1, 2, 5 ve 3 benim ikinci altılı ganyanda sıralamam bu şekilde oluştu. Evet geçelim. Beşinci koşumuz. Bir meydan üç yaşlı İngilizler 1400 metre çime çıkacak. E, kalabalık bir grup. İkinci beşlik ayarımız başlıyor. 19 safkanımız yer alacak. üçte 5 nolu safkanlar ekrol olarak piste çıkacaklar. Evet buradaki sıralamam benim şu şekilde oluştu. Görkem Özçelik eşliğinde e, piste çıkacak. E, i̇lk çim yarışına güzel bir dördüncülük elde etti. Ben etkili bir performans yine gelecektir. İlk tercihim 8 nolu safkanımız Sonradan 12 nolu Safkanız Gökhan Kocakaya yla. 10 nolu Safkanız Furkan Yüksel eşliğinde 13 nolu Safkanız Vedat Abiş le. ilk defa çime çıkacak. Bu Safkanı çok çok dikkat, dikkat diyeceğim Viktor Golop tepsilcisi ee, iyi koşacaktır. Ee, ve de sonradan da son olarak da İşman çizgi eşliğinde 18 nolu Safkanız da ayırt etmeyeceğim bu koşta. Evet sıralamam 8, 12, 10, 13 ve 18 şeklinde oluştu 5. koştaki sıralama. Evet 6. koşu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu bir kupa koşusu açık 3 4 Kore İngilizlerin 1900 metre çime çıkıyor. 7 safkanımız yer alıyor. 4 lig burada startı veriliyor. Evet e, bu koşta şöyle baktığımız zaman e, yani yine e, tempolu e, gidecek bir koşu gibi görünüyor. Çünkü Time Lord, e, Saadettin Boyraz'ı görüyoruz üstünde. E, gruba liderlik yapacaktır. Çıkıp liderliği alabilir. 5 nolu safkanımız. O da kaptan fantastik bir kulvar çekme avantajıyla. Akın Sözen'le. 2 e, nolu stilmen, 1 nolu avukat. E, yani o kadar kafaya alıp da gitmiyor ama e, yakın takip ediyor. E, bunlar birazcık süratlendirecek ama sonlarda ben e, bir tane safkanı banko değerlendireceğim. Hem burada... Ee, en yaşlı Safkan 9 yaşına giren bir Zafer Ateşi var. O da Hişman Çizik eşliğinde piste çıkacak. Çünkü grup 2'lerde grup 1'lerde mücadele etti. Ee, Türkiye Jogayık Kulübü'nde son yaptığı ee, grup 1 koşusunda 2400 metre çiminde Burgaz kazanmıştı. O gün de çok e, sürdürek idi. Özcan'ın Zafer Ateşi güzel bir e, ikincilik çıkartmıştı. Ondan önceki koşusu grup 1'de yine Ankara'da e, maalesef Cumhurbaşkanlığı koşusunda o gün için grup 10'a e, çok o kadar şam e, bir grup değildi. Ağır gelmişti. E, bir dokuzuncu elde etti. Şimdi e, uygunlaşan bu grupta Zafer taşı'nın ben net bir galibiyet almasını bekliyorum yarın için. Bu koşu da zorlu bir koşu ama net bir galibiyet Hişman'ına gelmesini bekliyorum. Benim yarın için hem iki altılığı bağlayan bu koşuda Düşno Zafer taşı benim bankomdur. Evet ikili deneyecek arkadaşlar tabii ki e, Maximus Boy e, o, da, e, grup ikilerde, grup üçte, o da grup ikilerde grup 3'lerde mücadele etti. Açık 3'te Bursa'da kazandı son koşusunu. O da grup 1'de 2800'de Ankara koşusunda bir altıncılığı var Ahmet Çelikle. O da 250 günlük bir aradan sonra girecek bu koşuya. Ben ikili için değerlendireceğim. 6 de Yerinoğlu Safkanın e, Timi Lordu Salihettin Boyraz'la eee Etkili koşacaktır. Bakalım sonuna kadar direnebilecek mi? izleyip hep birlikte göreceğiz. Ama 3 nolu zavarataşı yarın için benim bankom. 6 ve 7 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum bu koşuda. Evet geçelim. 7 koşumuz Nisan. 23 Nisan koşusu. Bir kupo koşusu. Grup 3. 4 ve yukarı Arapların 1400 metre çime çıkacak. 9 savkanımız yer alıyor. ikinci üçlü gayanımız başlıyor burada. Evet koşuya baktığımız zaman yani burada alternatif banko ismimiz yani e, şöyle söyleyeceğim. Yani buradaki tüm safkanları geçme başarısı gösteren bir demir perde var sevgili dostlar burada. Yani 19'da 16 yaptılar yani e, buradaki hemen hemen çoğu safkanları e, agart etmesini bildi. 5-4 olsun Duman'la 5.4 4 yaptı. Biliran'la iki sefer start aldı. İkili iki yaptığı pıtırı yeri koşusundan altısını pıtırı geçti. Yollar azı 12 kere beraber koşup 12'sinde geçti. Subike ile bir kere start aldı. Onu da geçme başarısı gösterdi. Bir tek burada Şahin Mahmut'la ilk defa koşacak. O da Şahin Mahmut da bu gruba ilk defa dekler oldu. O da son koşusunu kazanarak Adana'da 1900 çiminde e, iyi bir koşu çıkartıp Mehmet Nuri Sunkar'la geliyor. O gün için çok sürprize imza atmıştı. Ama burada ben gücü yeteceğini de düşünmüyorum. Burada iki nolu demir perde yani Akın Sözen'le 20'de 9 yaptı. 20 kere beraber start alıp 9'unu kazandı. Yani burada kazanma çok yakın. Alternatif bir banko. Büyük ihtimalle bir aynı seri liderliği alacaktır. Yollar az. Son koşun e, çok çok başarılı bir koşu sergiledi. Sevgili dostlar o da kazandı İstanbul kısa vade altı 1400 metre sentetikte. E, sonra Pıtır Son kosunu İzmir'de kazandı. Ondan önce 1800 İzmir'de kazandı. Ee, bir yani İstanbul çiminde o kadar pek ağam şam bir e, şey sergilemiyor. Yani şöyle söyleyeyim. İstanbul'u e, İstanbul'da 1400 metre çimini en son e, kosunu İstanbul'da 1400 metre çimde kazandı. Ondan sonra grup 2'de 1900'de bir 10. oldu. E, yani pek o kadar ağam şam bir İstanbul e, çim performansı yok. O yüzden ben geri planda ama kalitemi Kalite tabii ki ama demir perde alternatif bir banko ismimiz olabilir. E, Kuponu olacak arkadaşlar değerlendirebilir. Tabii ki 6 nolu Pıtır, 4 nolu Safkan'ın fış fış çok çok dikkat ve de 7 nolu Yollaraz diyeceğim bu koşta. iki alternatif banko 6-4-7 daha da büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar değerlendirebilir sevgili dostlar. Evet geçelim 8. koşumuza Evet 8. koşumuza geçtiğimiz zaman kısa vadeli dişler ama 4 rekor İngilizlerin 2100 metre çime çıkacak 8 safkanımız yer alıyor. 1 ile 4 nolu Anadolu Prensesi ekür olarak piste çıkacaklar. Evet yine koşuya döndüğümüz zaman burada da ben 3 e, sapkan pardon 4 sapkanı ayırmayacağım kuponumda. 4'üne de şans vereceğim. İlk tercihim burada ben 8 nolu mucize kızla başlayacağım yavaş yavaş kendini bulan son Adana çiminde 1800'ü güzel bir koşu çıkarttı. Hatta o gün de 8-9 boy gibi geç çıktı. Müslüm Çelik eşliğinde etkili bir performans gelecektir. İlk tercihim sonradan 4 nolu Safkan Anadolu Prensesi Ekürler Halis Karataş eşliğinde. 6 nolu Safkanımız Özcan Yıldırım'la sonları etkili gelecektir. Ve 7 nolu Kara Kraliçe diyeceğiz Mustafa Çiçek'le. 8, 4, 6, 7 benim bu koştaki sıralamam. Evet geçelim 9. koşumuz 6'lı gayemizin son ayağı Maiden 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çime çıkacak. 19 safkanımız yer alıyor. Evet 5 ile 14 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da bir alternatif banko ismimiz kuponu alacak arkadaşlar. İlk defa yarış hayatına çime çıkacak olan o da Gökhan Kocakaya eşliğinde buluşan 11 nolu safkanımız. Yani yaptığı performansları gerçekten çok başarılı buldum. İstikrarlı koşan bir safkanımız. Ee, ben 11 numaralı safkanımız koşuyu yadırgamayacağını düşünüyorum. Çim'de e, etkili bir performans geliyor. Alternatif banko adayımız 11 olacak. Tabii ki sonradan e, ilk yaptığı çim yarışında 1400'de bu mesafede güzel bir e, ikincilik elde eden o da 18 nolu safkanımız Ayan Kurşun eşliğinde. Sonradan 6 nolu safkanımız Görkem Özçelik'le, 1 nolu safkanımız Özcan Yıldırım'la ve de 4 nolu safkanımızı yazdık mı rahat bir yarış seyrederiz diye düşünüyorum. 11 alternatif bankom, 18, 6, 1, 4 benim son koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet İstanbul için sizlere aktaracağım safkanlar bunlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah emanet olun sevgili dostlar. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Hoşçakalın.